Şimdi Mehmet Ali Çelebi'nin açıklaması, istifa açıklaması ya istifasını gerekçelendirmesi bu konuştuğumuz konular üzerinde yoğunlaştı. Bu demin birinci bölümde ben hani 2018 seçimlerinde Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu siyasal ayrışmanın su yüzüne, gün üstüne çıktığını söylemiştim. Şöyle bir şey olmuştu 24 Haziran seçimlerinin hemen ardından yani 28 Haziran'da 4 gün sonra yani oy vermeden 4 gün sonra seçim sonuçları belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde malum işte o tartışma birden patladı seçimin hemen sabahında. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4 eski genel başkanı devreye girmişti o zaman. İşte Sayın Murat Karayalçın, Sayın Hikmet Çetin, Sayın Altan Öymen ve Sayın Deniz Baykal. Deniz Baykal biliyorsunuz hasta ve o günlerde Deniz Baykal Bilkent'teki işte Türk Silahlı Kuvvetleri Evet. Rehabilitasyon Hastanesi'nde yatıyordu. Bu ziyaretlere katılma imkanı yoktu. Üç genel başkan Karayalçın, Hikmet Çetin ve Altan Öymen önce Muharrem İnce ile görüştüler 28 Haziran'da. Çünkü tartışmalar bayağı alevlenmişti genel merkezde Muharrem İnce arasında. Hani seçim işte yanlış yönetildi, seçim gecesi şöyle oldu, böyle oldu filan diye hatırlayacaksınız. Muharrem İnce'nin ardından Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüler. Sonra da Deniz Baykal'a ziyaret ettiler Bilkent Hastanesi'nde. Üç eski genel başkan. Deniz Baykal'ı ziyaretlerinde ben de bulundum. Yani dördü vardı, ben vardım. Bir de Deniz Bey'in kızı vardı. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumunu adeta masaya yatırdı dört eski genel başkan. Şimdi burada ilk kez söyleyeceğim. Orada her dört genel başkan da Muharrem İnce'nin o Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında sürdürdüğü propaganda ve seçimde aldığı sonucun çok değerli olduğunu, bakın çok değerli olduğunu Muharrem İnce'nin işte Türkiye'ye müthiş bir şekilde işte ayağa kaldırdığını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'ye çok iyi anlattığını ve çok değerli bir propaganda süreci yaşadığını ve çok iyi bir sonuç aldığını söylediler. Bu konuda hemfikir oldular. Yani %30,6 oy almıştı Muharrem İnce. Ve Muharrem İnce'nin aldığı bu sonucun ve Muharrem İnce'nin yarattığı bu enerjinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir şekilde kanalize edilmesi gerektiğini söylediler. Yani Muharrem İnce hani Cumhurbaşkanı adayı yapıldı. Bu 2 aylık kampanya sürdürdü. İşte oylama yapıldı. Seçim bitti. Muharrem İnce'nin de işi bitti diye değerlendirmemek lazım. Muharrem İnce'yi ve yarattığı bu işte enerjiyi Cumhuriyet Halk Partisi'ne kanalize etmek, Cumhuriyet Halk Partisi ile Korumak işte lazım. Korumak birleştirmek lazım gerekir evet. diye bir görüş birliğine vardılar. Hatta bu konuda işte temaslar yapılması, Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce üzerinde temaslar yapılması filan konuşuldu. Yani dedikleri şuydu aslında, Muharrem İnce'nin bir şekilde partide etkin bir hale gelmesi gerektiğini söylediler. Zaten hatırlayın hemen ondan işte 5-10 gün sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay tartışmaları başladı. Muharrem İnce'nin işte partinin başına gelmesi için bir takım örgütlerde çalışmalar, hareketlenmeler başladı. Sonra imza toplama süreci, delegeler, kurultay delegeleri olağanüstü kurultay için imza toplamaya kalkıştılar. Ve 600 küsür de imza toplandı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir süreç yaşadı. Ama sonra biliyorsunuz genel merkezin baskılamasıyla o işte olağanüstü kurultay 30 imza eksik, 40 imza eksik gibi gerekçelerle ya da işte imza veren 30-40 delegenin imzalarını geri çekmeye ikna edilmesiyle o kurultay yapılmadı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi o tarihi hesaplaşmayı yapamadı. O kurultay yapılsa idi, bir şekilde yapılsa idi, yani ya Sayın Kılıçdaroğlu yine Muharrem İnce'yi kurultayda yener görevine devam ederdi. Ya Muharrem İnce Sayın Kılıçdaroğlu'nu yener, Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir yönetime kavuşurdu.
O kurultayın yapılamamış olması Cumhuriyet Halk Partisi için de bugüne kadar bir yara gibi devam etti Sinem Hanım. Bunlar hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde şöyle bir şey vardır. Her böyle önemli seçim sonrası daima kurultay toplanır Cumhuriyet Halk Partisi bir şekilde. Yani ya parti genel merkezi olağanüstü kurultay çağrısı yapar ve parti genel merkezi toplar kurultayı, ya da genel merkez bunu yapmıyorsa parti içindeki başka dinamikler, işte muhalefet diyelim, parti içi muhalefet, kurultay çağrısı yapar. Genel merkez de genellikle Sayın Baykal döneminde de bu böyleydi. Parti içindeki o kurultay taleplerini istemese de karşılar ve kurultayı toplar ve kurultayda bir hesaplaşma yapılır, bir tartışma yapılır. O seçimde işte oldu yani, öyle mi yaşananların için? İşte başarılı mıdır, başarısız mıdır, bunların muhasebesi yapılırdı. İlk kez 2018'deki bu Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimindeki seçimi sonrası kurultay yapılmadı. Aslında asıl kurultayın orada yapılarak hani bu hesaplaşmanın yapılması gerekirdi. İşte, onu nitekim 4 eski genel başkan da bunun sesim gelmiyor mu? Benim sesim size gelmiyor galiba. Ben bir şey söylemeye çalışıyorum, duyabildiniz mi? Şimdi geldi. Şimdi söylemeye çalışıyorum. Şimdi geldi. O kurultay yapılmadı ama belki de yapılmayan o kurultayın hesaplaşması bugün mü yaşanıyor diyorsunuz? Bugün mü onun iz düşümlerini görüyoruz? Evet. Tamam. Yani onu demeye çalışıyorum. Tamam, Tamam. O işte 2018 seçimleri sonrası o kurultay yapılabilseydi Cumhuriyet Halk Partisi işte o tartışmaları geride bırakmış olurdu. Tamam. Hem partinin işte siyaseten işte değişmesi, işte burada Mehmet Ali Çelebi ve diğer iki milletvekilinin istifa ederken açıkladıkları o hani partinin değiştiği, dönüştüğü şeklindeki tartışmalar kurultayda yapılırdı. Bu tartışmalar hakkında Cumhuriyet Halk Partisi örgütü bir karar verirdi. Yani tamam, bu dönüşüm doğrudur ya da bu dönüşüm yanlıştır diye, ve ona göre bir işte yönetim belirlenirdi filan. Ve dolayısıyla sorunlar bugüne kadar yansımazdı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi bu tartışmaları yaşamazdı. Tamam. Onun yansıması olarak bugün bu tartışmalar, yani yapılmayan kurultay, bugün o zaman yapılmayan kurultay, şimdi kamuoyu gözü önünde bu tartışmalarla bir nevi başka metotlarla, başka şekliyle yapılıyor gibi bir durum çıkıyor ortaya. Sayın Sevinç, teşekkür ederim.